Ne çekiyorsun kardeşim? Çekme demedim mi lan? Poz veriyorum, yakışıklı çek. Abi hangi kanal? Arkadaşlar hepinize merhaba, iyi seyirler dilerim. Öncelikle kanalıma abone olarak hem bana hem de bundan sonra gelecek videolara destek olabilirsiniz. Şu anda ben Adana'da İncirlik beldesindeyim. İncirlik Hava Üssü'nün hemen yan tarafındayım. Peki burada ne yapıyorum? Tabii ki burada NASA'nın seçmiş olduğu Adanalı bir astronot var. İşte onu sizler için İncirlik beldesinde yaşayan insanlara sormak üzere buradayım. Tabii ki onların vereceği cevabı ben de sizler kadar çok merak ediyorum. Hemen ilerleyelim ve bir taraftan da bilgiler aktarmaya devam edelim. Uzay çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan NASA yeni astronot adaylarını açıkladı. Biliyorsunuz 12 bin kişi katıldı bu elemelere ve onların arasında Adanalı Dennis Burnham da yer alıyordu. Dennis Burnham Adana'da, işte burada İncirlik Hava Üssü'nde doğdu, dünyaya geldi. Asker kökenli ailenin çocuğu olan Deniz'i sizler için biraz araştıralım istedik ve Adana'da İncirlik Üssü'nün yer aldığı İncirlik beldesine şu anda ulaşmış durumdayız. Burada yaşayan insanlara Deniz'i soracağız ve Deniz'le ilgili bilgiler alacağız. İncirlik beldesinde yaşayan insanlara Deniz'i sorduk. Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen Adanalı NASA astronot adayı Deniz, askeri bir ailenin çocuğu olduğu için çok fazla yer değiştirdi. Adanalı astronot paramotor ve yamaç paraşütüne ek olarak helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını kullanabiliyor. Uzun zamandır Alaska'da yaşayan Deniz, Kaliforniya'da liseyi bitirmişti. Adanalı Deniz 1990'lı yıllarda işte burada dolaştı, alışveriş yaptı. Tabi o zamanlar burası, yani İncirlik, küçük bir Paris olarak değerlendiriliyordu ve burada ticaret çok hızlıydı. Alışveriş için de oldukça cazip noktalardan bir tanesiydi. Amerika'nın tüm ürünleri burada ikinci el olarak Türklere satılıyordu. Deniz de burada yaşayan diğer ABD'li çocuklar gibi Adana kebabıyla büyüdü. İncirlik beldesinde yaşayanlar, İncirlik üstünde bulunan kişilerin hemen hemen her gün Adana kebabı tükettiğini söylüyor. Üste görev yapan yabancı uyruklu kişilerin sabah normal kahvaltı yaparken öğle ve akşamları da Adana kebabı tercih ediyor. Onlardan bir tanesi de Deniz'di. Adanalıların Deniz'in başarısının Adana kebabından geldiğini söylüyor. Bu başarıyı Adana kebabına bağlıyor. İncirlik belde sakinleri şimdi ise Deniz için NASA'ya Adana kebabı göndermenin formülünü arıyor. İşte durum bundan ibaret ve Adana'da şu anda en fazla konuşulan isimlerden bir tanesi Deniz. Deniz işte burada dünyaya geldi. Buralarda gezdi, dolaştı, büyüdü ve şimdi NASA'da, NASA'ya bağlı bir şekilde NASA'nın seçmiş olduğu astronot olarak uzaya gitmenin son hazırlıklarını yapıyor ve ayrı bir heyecan yaşıyor. Tabii Adanalılar da Deniz kadar olmasa da oldukça heyecanlı. Onlar da şu anda Deniz'in uzaya çıktıktan sonra doğduğu yere, yani İncirlik'e gelmesini ve burada yine Adana kebabı yemesini bekliyor. Ve şimdilik konuyla ilgili aktaracaklarımız bundan ibaret. Kanalıma abone olarak hem bana hem de bundan sonra gelecek haberlere destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ne çekiyorsun kardeşim? Çekme demedim mi lan? Poz veriyorum, yakışıklı çek. Abi hangi kanal?